Kime gidelim? Güzel bir görüntüye Güzel gidelim. Güzel bir görüntüye gidelim. Sevgili izleyiciler Hülya Avşar'ın sahnesinde haberini verirken o sırt dekoltesi bayağı bir dikkatimizi çektik. Çekti. Nedir bunun sırrı dedik ve öğrendik. İzleyelim. Herkes onu konuşuyor. Geceler. Herkes onu merak ediyor. Olarken aradın mı? Derin sırt dekoltesiyle bir kez daha kendine hayran bırakan Hülya Avşar'ın güzellik ve fit görünme sırlarını ikinci sayfa açıklıyor. Avşar kızı bir giydiğini bir daha giymem dediği sahne kıyafetlerini ne yapıyor? Hülya Avşar İstanbul Mansak'ta bir mekanda derin sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekmişti. Bu dekoltenin sırrına ikinci sayfa ulaştı. Avşar kızının bu kadar fit görünmesinin altında elbette spor tutkusu yatıyor. 5 yaşında yüzmeye başlayan Avşar haftanın 3 gününü suda geçiriyor. Haftada 2 günse tenis antrenmanı yapıyor. Buyur. Avşar ayrıca haftada bir kez relax masaj yaptırıyor. Avşar'a tüm bunların yanı sıra başka bir sırrınız daha var mı diye sorduğumuzda ben sahada konuşurum yanıtını verdi. Hatırlayacağınız gibi Hülya Avşar sahne kıyafetlerini bir kez giydiğini bir daha giymediğini belirtmişti. Tabii ki giymiyorum. Tabii ki tabii ki bunların hepsi yapılıyor. Avşar bir kez giydiği sahne kıyafetlerini ise Adana ve Gaziantep'te yerel müzikollerde sahne alan isimlere yolluyor. Bir kere vücudunu çok iyi tanıyacaksın, evet. proporsiyonuna göre de giyineceksin. Hülya Avşar vücudunu çok iyi tanıyor ve e, sırt dekoltesinde kullanmayı çok seviyor. Bakıyorsun gayet güzel baksana bel oyuyor, e, teni filan pürüz pürüz, bakar çok hoş bakmaz. gözüküyor. Evet Bakar bakmaz ne dedik hala sporu bırakmamış olmasının ve çok erken yaşta başlamış olmasının nimetlerinden faydalanıyor. Yani köşeye çekilip oturmuş kendini bırakmış biri değil. Değil. Hiçbir zaman da olmadı. Hem yüzme, hem tenis, hem kayak, işte ee, bir şeyde Yüzüyor, golf falan tenis, bir sürü golf, şeyler, evet, birçok sporla ilgili. Spora yatkın, yerinde de durmuyor. Bu hareketli hayatı da insanın vücuduna çok güzel dönüş yapıyor. Kendine yatırım böyle bir şey işte. Ee, ben tarzını, kıyafetlerini de çok beğeniyorum, ilham evet. Bir kere şunu da söyleyelim şık olmak için kıyafetlerine binlerce lira dökmüyor. Hayır. Kıyafetleri bir kere giyinip e, gardırobunda askıya da asmıyor. O kıyafetleri daha sonra pavyonlara gönderiyormuş. Oradaki ya, insanlar giyinsin ne kadar diye. Güzel. Gerçekten çıkayı. güzel bir hareket. E, Sevdiğim tarafı dediğim gibi yani çok fazla para harcamıyor kıyafete. Günlerce lira dökmüyor. Özgüvenin çok yüksekse, sağlıklıysan, kendine de iyi bakıyorsan çok pahalı kıyafetlerin, lüks markaların bir önemi yok ki. Hiç yok. Sen kendince illa da çok ünlü olmana gerek yok. Ev hanımı olursun ama bu dedikleri, bu de konuştuğumuz şeyleri bir araya getirirsin. Sen de kendi çapında bir marka olursun. Biz şimdi bu fotoğraflara baktığımız zaman tabii şunu merak ettik. O yürek hoplatan sırt dekoltesi nasıl öyle sabitlendi? Acaba yapıştırdılar mı? mı dedik. Çünkü şöyle bir harekette biraz aşağı kayabilir yani böyle çok An, az. <laughs> Aynen. Ama şuradaki ipler tutuyormuş ya o evet. ipler de bilemedim yani büyük cesaret ve risk. Bir de sahnede hareketli dans ediyor, evet. kayar mayar. Ve 58 ee... yaşında gerçekten maşallah. Maşallah var ve hala biz onu bu masada konuşuyoruz. Hiçbir şey yapmasa da konuşuyoruz. Bence bu, bu zaten, işten emekli oluruz o hala konuşulur. Bugün <laughs> zaten e, Kelebek'ten Orkun ünde yazmış The Hülya başlıklı yazısını aktaralım sizlere. Sadece söyledikleriyle gündeme gelme konusunda uzman değil Hülya Avşar. Sahnesiyle giydikleriyle karıştırabiliyor ortalığı. Hafta sonu bir mekanda sahneye çıktı. Elbisesini eleştirmek için bekleyenler sustu kaldı. Doğru. O şarkı öyle mi okunur diyecek olanlar yazacak kelime bulamadı. Artık sahneleri gençlere bırakmak, bırak ey av şarkızı diye nara atacak olanlar şaştı kaldı. Kimseye koz vermedi Hülya Avşar. Dört dörtlük yaptı işini, göz kamaştırıcı şekilde taşıdı elbisesini. Demek ki sadece gündem olma yeteneğiyle değil Tüm yönleriyle örnek almalıymışız Hülya Avşar'a. Ben yola yeni çıkan bir yıldız adayı olsaydım. Hı hı. Hani illa da böyle ünlü PR şirketleri, fikir edinebileceğim böyle çeşitli lobi şeyleri falan var ya. Onlar yerine otururdum Türkiye'de birkaç yıldızı izlerdim. Örneğin birinci kural. Hülya Avşar'ın yaptığı gibi magazine düşman olmak yerine onun da canı yanmadı mı? Ağzı yanmadı mı? Ona da zaman zaman yaptığımız haberlerle hiç kızdırmadık mı? Mutlaka kızdı. Ama magazine düşman olmak yerine onu kendimi bir şekilde çekmesini bilip kendi belirlediğim zamanlarda onu güzel kullanmak var. Şimdi, e, canı istemediği zaman o da kapılarını kapatıyor bir şekilde ulaşamıyorsun. Müge şimdi sen bunu söylerken aklıma ne geldi biliyor musun? Dijital platformlar şimdilerde böyle sanatçıların belgesellerini yapıyorlar ya. Ha, evet evet. Mesela Edison belgeselini neden yaptığı, neden yapıldığı çok tartışılmıştı. Daha yolun çok başında bir insan. Ben, Sezen anlayamadım Aksu ben de, belgeseli canım. olsa tamam. Bir evet. Tarkan belgeseli olsa Tarkan tamam da geliyor. Mesela Hülya Avşar belgeseli de yapılmalı. Kesinlikle. Sansürsüz bir şekilde ama her şey olmalı o belgeselde. Evet evet. Yani e, Hülya Avşar'ın bile A dedirteceği bir ne şeyler Ne hikayeleri var. Ki, Şimdi ülkemizdeki bazı yıldızlar sadece kendilerininle ilgili bilgileri verince değil, dönemi de anlatacak işte. Çünkü bazı Özel hayatındaki magazinle... çalkantılı dönemi, kariyerindeki inişleri çıkışları her şeyi anlatacak. O yalandan yaşanan polemikler, danışıklı dövüşler her şey anlatılacak o belgeselde. Biz de soru sorma şansına ereceğiz. Ah, Bir aklımda ah, ah. birkaç soru var yani. <laughs> Sormak istediğim.